Sayın Profesör Doktor Süleyman Ataos'la bugün iliyal lob ameliyatı ile ilgili konuşacağız. Sayın Profesör Doktor Süleyman Ataos, iliyal lob ameliyatı nedir ve nasıl yapılır? Sistektomi yaptıktan sonra idrarı vücudun dışına almak için kullandığımız sistemlerden en eski, en yaygın neredeyse kullanılan sistemlerden bir tanesi iliyal lob. Bu ameliyat kısaca ince bağırsaktan aşağı yukarı 15-20 santimlik bir bölümün alınması. Buraya böbreklerden gelen üreter dediğimiz iki borunun bağlanması. Sonra bu bağırsağın bir ucunun da karın ön duvarına, genellikle sağ tarafa ağızlaştırılması, oraya bir delikle, stoma ile açılması ameliyatıdır. Bu sistemde kişi vücudunun, yani ön duvarında deliğin olduğu yerde bir torba taşır, idrar torbası. Böbreklerden süzülen idrar bu bağırsak parçasında depolanmadan oradan geçerek direkt torbaya dolar. Kişi de torba doldukça idrarını boşaltır. Peki bu torba nedeniyle iliyal lob yapılan bir hastada normal yaşama olumsuz bir etki var mı? Ne gibi bir etkilenme bekleriz? Bu seçeneği sunduğumuz hastaların ilk duyduklarındaki ortak kaygısı bu ameliyat olduktan sonra normal yaşamlarının bir daha hiç olmayacağı yolunda ve birilerine muhtaç olacaklarını düşünüyorlar. Katiyen böyle değil. Bu ameliyatı olmadan önce yapabildikleri her şeyi yüzmek dahil yapabilirler. Ve en çok kaygı duyulan şeylerden biri de bu torba takıldığında özellikle ıslatma, koku gibi etrafa bir rahatsızlık verebilecekleri endişesidir. Bu da kesinlikle olmaz. Bu konuda da son yıllarda torba sistemlerinin çok gelişmesiyle çevreden kimse kıyafetlerin altında kişinin böyle bir torbalı sistemle yaşadığını bilemez. Sporun da yapabilir, her türlü meslek hayatına da devam edilir. Kimseye muhtaç da olmaz. Elbette hani bu sistemin belli periyodik bakım yapılması gereken ama kişi kendi kendine bu bakımı yapabilir. Hiç kimseye muhtaç olmaz. Pekala. O halde bu iliyal lob ameliyatı kimler için uygundur? Bu iliyal lob ameliyatını tabii bir diğer seçenek de yapay ortotopik mesane. Orada bir takım handikaplardan söz etmiştim. O kayıtlardan bakabilir bu kaydı izleyen kişiler. Orada temel sorun idrarın geldiğini bilememek, tam boşaltamamak, oradaki kişinin kendi kendine işte sonda takmak durumunda olması, bu sisteme uyacak mental yeterlilik, elini ayağını kullanmak gibi. Bu şartları yerine getiremeyen hastalarda iliyal lob ameliyatı yapılabilir. Yaş ilerledikçe ileri yaşlarda biraz daha tercih iliyal lobtan yana doğru oluyor. Bir de son olarak bu her iki yani ortotopik yapay mesane ve iliyal lob sonrası yapılmış olan hasta memnuniyet çalışmalarından bahsetmek isterim. Erken dönemde ortotopik mesane yapılan hastalar yaşamlarından daha memnun gibi görünürken bir yılın sonunda hasta memnuniyeti eşitlenmekte. Yani kağıt üstünde ürkütücü gibi görünen iliyal lob ameliyatı aslında kişinin yaşam kalitesini çok da bozmayan, zamanla iyi uyum sağlayabildiği bir ameliyat haline dönüşmektedir.